Bugün konuğumuz 2022 model Kia Picanto Otoshops'un katkılarıyla yaptığım ikinci el incelemelerinden bir yenisiyle daha karşınızdayım. Bu bana sorduğunuz araçlardan bir tanesi değil ama bir sonraki aracı sizi belirleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey aşağıdaki linki kullanarak Otoshops'un internet sitesine girmek, Kartal Şube stoklarına bakmak ve orada merak ettiğiniz araç ya da araçlar görürseniz yorumlara yazmak. Ben de o araç müsaitse size anlatmayı tabii ki çok isterim. Bana bayağı bir araç yazıyorsunuz aslında. Teşekkürler bu konuda. Bazıları onların satılmış oluyor. Bazıları müsait olmuyorlar. Benim çekim yapacağım günde müsait olmuyorlar. Ya da bazılarını ben daha önceden çekmiş oluyorum. Bu nedenle her isteğinize karşılık veremiyorum ama elimden geldiğince de bunu uygulamaya çalışıyorum. Otoshops da sağ olsun bunun için oldukça yardımcı oluyor bana. Dediğim gibi siz yorumlara yazın. Ben de mümkün olursa o aracı sizin için anlatmayı tabii ki çok isterim. Konumuza geri dönecek olursak 2022 model bir otomobille tabii ki ikinci el incelemesi yapılmaz ama Picanto'yu size daha önce anlatmamıştım ve bunu da bir fırsat olarak gördüm. Rengi de çok hoş zaten otomobilin. Bu güzel fırsatı değerlendireyim, size bu otomobili anlatayım istedim çünkü makyajla birlikte Picanto'da bazı şeyler değişti. Bunları belki de anlatmak gerekiyordur. Belki aklınızda böyle küçük bir otomobil satın almak vardır. Picanto mini sınıfa giren bir otomobil, yani giriş, bütün sınıfların girişi diyebiliriz. Piyasada bulup bulabileceğiniz en küçük otomobillerden bir tanesi. Bu otomobiller şehir minisi olarak geçiyor. Şehir hayatına özgün tasarlanmış araçlar ve ne yazık ki Türkiye'de çok fazla ilgi göremiyor bu otomobiller. Çünkü satın alım gücümüz çok yüksek değil ve herkes tabii doğal olarak da tek şansını, tek kurşununu belki de biraz daha fazla yöne sahip olan, daha çok yönlü araçlar için harcamak istiyor, öyle kullanmak istiyor. Belki yılda bir kere olacak ihtiyaçlar için bile otomobil satın alıyoruz. Böyle de bir durum var ortada. Yapacak bir şey yok bunun için. Tabii ki satın alım gücümüz daha fazla olsa ve otomobil sadece ulaşım için bir araç konumunda olsa bu ülkede bu otomobiller çok değerli hale gelir. Özellikle mesela İstanbul gibi kentlerde park kolaylığı, kullanım kolaylığı, düşük yakıt tüketimi bunlarla birlikte tabii ki ve buna karşılık hala mesela 4 kişi için yetecek bir iç mekan, makul olabilecek kadar bir bagaj hacmiyle birlikte geldikleri için daha çok tercih edildilerdi kuvvetle muhtemel ama yapacak bir şey yok. Bu durumda kısa zaman içerisinde değişecek gibi değil. Picanto, Hyundai Ioniq'un kuzeni ve bana çok kere sordunuz Hyundai Ioniq mu almak lazım, Kia Picanto mu almak lazım diye. Çok ilgisi olmayan bir pazar için aslına bakarsanız belki de beklediğinden daha fazla soru geldi bu yönde. Bunlara da değinirim videoda. Neler var neler yok. Hyundai Ioniq'la Kia Picanto'nun ömür döngüleri tam olarak paralel değil. Kia Picanto'nun makyajı geldiğinde Hyundai Ioniq'un yeni nesli geliyor. Hyundai Ioniq'un makyajı geldi, Kia Picanto yeni nesle geçiyor. Bu nedenle de biraz Hyundai Ioniq'un gerisinden geliyor denilebilir belki de teknoloji kullanımı açısından. Özellikle mesela bu yanındaki araç Hyundai Ioniq'un bir önceki nesliyle aynı altyapı üzerinde yükseliyor. Yeni Ioniq şu anda piyasada olan Ioniq nesli daha yeni bir altyapı üzerinde yükseliyor. Teknolojik anlamda bazı farklılıkları var. Özellikle mesela yardımcı sistemler, sürüş yardımcı sistemler konusunda biraz daha beslenmiş, daha fazla beslenmiş bir otomobilden bahsediyoruz. Ama makyajla birlikte Kia Picanto mesela bazı teknik yeniliklere kavuşmuş oldu. Örneğin 4 vitesli tork konvertörlü otomatik şanzıman yerine artık 5 vitesli robotize denilen otomatikleştirilmiş manuel şanzıman kullanılıyor. Bu otomobilde de yakıt tüketimi açısından bu iyi haber olacaktır. Tabii ki bazılarının konfor algısı ya da dayanıklık algısı konusunda bazı tereddütleri olacaktır. Onları da sürüş kısmında anlatırım. Günün sonunda baktığınızda emisyon vesaire bunlara uyum sağlamak için bu otomobilde bütün teknik yeniliklere kavuşmuş halde oluyor. O zaman lafı daha fazla uzatmayayım. Picanto'nun etrafında bir dolaşalım. Bagajında, arka koltuklarında, kokpitte neler var onları anlatayım. Sonra da yola çıkalım, sürüşünü anlatayım. Hemen Kia Picanto ile ilgili genel konulara bakalım. Tasarımı gördüğünüz gibi şirin herhalde otomobilin. Normal otomobil farları bu araçlar tabii dev gibi gözüküyor. Kocaman gözlere sahip, kocaman kocaman size bakın. Yavru bir kedi misali belki de görünüyor bu otomobiller doğal olarak. 3 metre 60 santimlik boya sahip otomobil. Şöyle özetlemek gerekir belki ya da şöyle anlatmak gerekir belki. Mesela bir Renault Clio'nun boyu 4 metre 10 santim civarında ya da Kia Rio'nun yine boyu 4 metre 10 santim. 4 metre 4 metre 10 santim arasında değişiyor. 3 metre 60 santim bu otomobilin boyu, yani onlardan 40 santimetre, en azından 40 santimetre daha kısa bir otomobilden bahsediyoruz burada. Ama şehir için, şehir hayatı için tabii ki yeterli olması bekleniyor. Bu alanın 2 metre 40 santimlik bu arada aks mesafesi var otomobilin. Bir küçük sınıf üyesinin 2 metre 55 santim civarında aks mesafesi olur. Yine 15 santim daha kısa aks mesafesi var. Arka taraf gördüğünüz gibi klasik bir hatchback tasarımı ve şuradan size hemen bagajı da göstereyim. 255 litre otomobilin bagajı. Şöyle açıyorsunuz, elektrikli bagaj kapağı yok tabii ki. Şöyle gördüğünüz gibi yani market ihtiyaçlarınızdan biraz daha fazlası. Muhtemelen iki kişi tatile gitseniz de size yetecektir bu bagaj. Şu görmüş olduğunuz benim çekim çantam. Normal bir sırt çantası büyüklüğünde. Belki böyle hesaplayabilirsiniz. Ya da şurada gördüğünüz gibi Kia'nın
ilk yardım çantası vesaire, onları görürseniz herhalde zaten onlarla kıyaslarsanız bagajın ne büyüklükte olduğunu anlarsınız. Eşikle zemin arasında baya bir fark bulunuyor. Yani oradan atlatmanız gerekiyor yükleri. Çünkü tampon biraz yukarı çıkıyor. Gördüğünüz gibi bagaj kapağı daha küçük tasarlanması için herhalde böyle yapılmış. Öyle olunca tabii orada eşikle bir fark var. Onların üstünden atlatmanız gerekiyor. Şöyle hemen bagaj kapağını kapatıp bir arka koltukları göstereyim size. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu sürücü koltuğu bana göre ayarlı. Ve arkada ben oturabiliyorum. Dizlerim ön koltuğa hafifçe değiyor. Ama mesela baş mesafesi konusunda bir sıkıntısı yok. Tavanı yüksek sonuçta bu otomobilin. Burada çok rahat bir şekilde iki yetişkin seyahat edebilecektir. Üç yetişkin tabii ki çok zorlama olur. Tahmin edersiniz herhalde bunu da. Koltukların minderleri rahat, sırtlıkları rahat. Böyle baktığınızda şehir içerisinde dolaşmaktan daha fazlasını bile yapabilirsiniz belki de. Bu arka koltukta şuradan kokpite de geçelim. Bu otomobiller tabii çok büyük bir pazar payına sahip olmadıkları için genelde zengin donanımla satılıyorlar. Çok nadiren en alt donanımları Türkiye'ye geliyor. Burada da bu geçerli. Görmüş olduğunuz gibi büyük bir tane bilgi, eğlence sistem ekranı, CarPlay var. Apple CarPlay mesela oynatabiliyorsunuz. Klasik Kia Hyundai grubunda karşılaştığımız aynı yazılım burada çalışıyor. Geri görüş kamerası var. Çözünürlüğü makul. Analog bir gösterge tablosu var. Saklama alanları güzel. Mesela şurada ön taraftaki iki katlı. Üst tarafını ekstra bir eşya koyabiliyorsunuz. Bir USB portu bulunuyor. Katlanır bardaklıklar bulunuyor. Yani orayı kocaman bir saklama alanı olarak da kullanabiliyorsunuz. Genel malzeme kalitesi tabii her yerde sert plastikler var ama gördüğünüz gibi dekoratif unsurlar da atlanmamış bu kokpitte. Genelde kullanışlı bir kokpittir yani. İşinizi 3 aşağı 5 yukarı görecektir herhalde. Diğer otomobillerde daha fazla albeni bulabilirsiniz. Kabul etmek gerekir bunu. Ama bu otomobil iş görmek için tasarlanmış bir otomobil. O zaman bir de direksiyona geçelim. Bakalım orada neler var. Şimdiki Kia Picanto'nun direksiyonundayız. Önce motor seçeneklerinden bahsedelim. Şu anda 2 tane motor var satışta olan. 1 litrelik ve 1.2 litrelik atmosferik beslemeli benzinli motorlar. Bunların her ikisi de 5 vitesli otomatikleştirilmiş manuel şanzımanla birlikte satılıyorlar. Yani sadece otomatik şanzımanla birlikte satılıyor. 1.2 litrelik motor tahmin edersiniz ki biraz daha performans tabii. 84 beygir güç, 117 Nm tork üretiyor. Bu rakamlar kulağınıza düşük gelebilir ama 900 kilogramlık bir otomobilden bahsediyoruz. Bu araçta kullanılan 1 litrelik motorsa 67 beygir güç ve 96 Nm tork üretiyor. Böyle baktığınızda tabii ki öyle çok da bir şey beklememeniz gereken motor olduğunu herhalde kabul etmek lazım. Ya da öyle çok da fazla bir performans beklememeniz gereken bir otomobil olduğunu kabul etmek lazım. Ama tekrar edeyim, 900 kilogramlık boş ağırlığı var. Bugün küçük sınıftaki hatchbackler mesela yaklaşık olarak 1100 kilogram civarında boş ağırlığa sahip. Yani 1000 kilo civarında boş ağırlığa sahip bir küçük sınıf bulmak bu aralar pek o kadar kolay değil. Çünkü donanımlar artıyor. İzolasyon beklentileri mesela en önemli konu, ses izolasyonu, onlar artıyor ve bunların hepsi de, ya da güvenlik beklentileri tabii ki, bunların hepsi de ağırlığı artırıyor. Sonuçta hafif bir otomobil, çok da güçlü olmayan bir motor. Sonuçları çok kötü değil diyelim. Buradaki 1 litrelik motor bile şehir içerisinde size gerekecek olan mesela ataklığı verebiliyor çok rahat bir şekilde. Şanzımanı verimli olarak kullanabilirseniz bu geçerli. Bunun detaylarını birazdan vereyim. Eğer ki devir bandını doğru kullanırsanız, motorun doğru devir bandını yakalayabilirseniz yeterince size ataklık sunuyor şehir içi hızlarda. Ama tabii ki 100 km saat hızın üzerindeki ara hızlanmalar pek o kadar da basit olmuyor. Nerede olursanız olun bu geçerli. Mesela buradaki 1 litrelik motorla Picanto'nun 100 km saat hızı çıkışı fabrika verilerine göre 17 saniye. Bu pratikte aslında çıkmıyor demek gibi bir şey. Ama yolda o kadar kötü değil aslında. O kadar da yavaş hissetmiyorsunuz sonuçta şehir trafiği. O kadar hızlı akmıyor. Bazen mesela otoyola çıkacaksanız evet sıkıntılar yaratabilir motor. Ya da yüklü kullanımda mesela yokuş çıkarken en azından otoyol hızlarında yine sıkıntılar olabilir. Şehir içerisinde kullandığınızda gayet güzel. Böyle herhalde çizgiyi çizebiliriz. Otoyolda biraz daha güçlü olsaydı diyebilirsiniz. Buradaki özellikle 1 litrelik motor için. 1.2 litrelik motorsa otoyolda da biraz daha rahat edebilecek bir seçenek olarak şu anda satışta. Yakıt tüketimini anlatayım. Şanzımanı ondan sonra anlatırım. Çünkü biraz daha şanzımanı kabul edilebilir hale getirecek bir veri. Şu anda mesela size bu aracın verisini aktaracağım. Çünkü ben Picanto'nun ölçümünü yapmadım. Son 1189 km'de yani son 1190, son 1200 km diyelim. Hadi yaklaşık olarak. 32-33 km saatlik bir ortalama hızla yakıt tüketimi 5.3 litre 100 km'de. Gayet güzel bir değer. Şehir içi değeri bu. Gayet güzel bir değer. Yani küçük sınıftaki dizellerden biraz daha düşük diyebiliriz herhalde yakıt tüketimi için. Böyle bakmanız lazım konuya zaten. Öyle çok performans beklemiyorsanız bir yakıt tüketimi en azından beklersiniz. Ve bunu da tam olarak veriyor size Picanto.
5 vitesli otomatikleştirmiş manuel şanzımana geri dönecek olursak, bu yakıt tüketiminin arkasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi bu şanzıman. Bu otomatikleştirilmiş şanzımanlar, tek kavramalı otomatikleştirilmiş şanzımanlar pek sevilmiyorlar. Sevilmemelerin arkasında birkaç tane neden var. Öncelikle çalışma şekillerine iyi adapte olmak lazım. Bununla ilgili bir videom var. Yukarıya kartlara koyarım unutmazsam. Onu izlersiniz belki. Çalışma şekillerine iyi adapte olmanız lazım. Onunla uyumlu olmanız lazım sizin sürücü olarak. Ve bazı eksiklerini kabul ederek kullanmanız lazım bu şanzımanı. Bunun dışında bu şanzımana sahip olan bazı örnekler ilk zamanlarda, ilk örneklerde. Mesela eğim kalkış yardımcısı yoktu bazı modellerde. O zaman da tabii ki kalkış anında, mesela yokuşta kalkış anında otomobil bayağı korkutucu hale gelebiliyordu. Çünkü şöyle düşünün, manuel şanzımanlı bir araç kullanmayı biliyorsanız eğer, yokuşta eğer el freniyle kalkmıyorsanız yapmanız gereken şey yarım debriyajla kalkmaktır. Bu şanzımanla ayağınızı frenden çekerseniz ve eğim kalkış yardımcısı yoksa, siz de el frenini çekmiyorsanız, ayağınız tamamen debriyaja basılıyken ayağınızı frenden çektiğinizde ne oluyorsa o oluyordu. Tabii ki otomobil çuval gibi geriye kayıyordu. Bu tabii ki korkutucu. Kavrama biraz gecikirse hele bayağı fazla geriye kayabiliyordu. Kazalar vesaireler de yaşanabiliyordu. Bu korkutucuydu ama şu anda bu şanzımana sahip modellerin neredeyse tamamında ya da tamamında muhtemelen eğim kalkış yardımcısı vardır. Eğim kalkış yardımcısı varsa çok çok önemli bir sorun olmayacaktır. Çok uzun süre bekletmemeniz lazım tabii ki otomobili. 3 saniye kadar devrede kalır eğim kalkış yardımcısı, sonra freni salıverir. Bu nedenle ve uyum sağlama sorunları nedeniyle bu şanzımanlar aslında adı kötüye çıkmış şanzımanlardır. Aslında manuel şanzımanın performans ve yakıt tüketimi karışımını otomatik şanzıman konforuyla birlikte sunar bu şanzımanlar. Bu avantajları vardır. Çünkü aktarması manuel şanzımanla birebir aynı. Hiç kayıp olmadan dümdüz katı aktarmayla aktarıyor gücünü. Çift kavramalı şanzımanlar da bunu yapabiliyor ve çok daha konforlu bir şekilde yapıyor tabii ki. Bu tek kavramalı şanzımanlar için de önemli bir sorun haline gelmişti. Çift kavramalı şanzımanların ortaya çıkması. Bu şanzımanla uyum sağlamak için yapmanız gereken şey, şanzıman vites değiştirirken ayağınızı gazdan çekmek. Çünkü ayağınız gazda olursa şanzıman vites değiştirdiğinde boşa düşüyor bir an için ve siz o sırada hala gaza basıyorsunuz, hala hızlanma beklentiniz oluyor. Ama şanzıman tabii ki debriyaja basıyor. Elektromotor debriyaja basıyor. O sırada boşa düşüyor ve siz de bir gecikme hissediyorsunuz. Bir güç aktarımında boşluk hissediyorsunuz. Güç aktarımında gerçekten de boşluk oluyor tabii ki. Şu an zamanlar çok hızlı vites değiştiremezler. Son dönemde gerçekten çok hızlı vites değiştirseler de belki beklendiği kadar hızlı vites değiştiremezler. Böyle olduğunda da durum tabii ki o boşluklarda konfor konusunda önemli eksikler haline gelebiliyor. Sürekli olarak bir boşluk hissediyorsunuz. Sürekli olarak bir nasıl denir buna? Salınım hissediyorsunuz. Bir direnç hissediyorsunuz. Bu da tabii ki sürüş konforunu azaltıyor. Dediğim gibi vites değişimleri sırasında ayağınızı gazdan biraz çekerseniz, gaz pedalını biraz hafifletirseniz o sarsıntıları, o boşlukları daha az hissedersiniz ya da hiç hissetmezsiniz. Nasıl anlayacağım ben vites değiştirdiğini diye sorabilirsiniz mesela. Otomobili kullandıkça buna alışırsınız. Ne zaman vites değiştireceğini anlarsınız. Bu şanzımanın yaptığı şey, hiç üşenmeden motoru mesela 1500 devir, 2000 devir bandında tutmak. Bir sürücünün üşeneceği vites yükseltmeleri de yapmak ya da bir sürücünün üşeneceği vites düşürmeleri de yapmak. Bu sayede zaten yakıt tüketimini düşük tutabiliyor. Bu sayede zaten size o tasarrufu sunabiliyor. Bunun dışında mesela kick down yapmak için de ayağınızı gaz pedalında biraz sert kullanırsanız hemen hızlı bir şekilde viteste düşürebiliyor bu şanzıman. Bu şanzımanları kullanmanın bu arada en kolay yolu manuel modda kullanmak. Manuel modda alırsanız siz hükmettiğiniz için çok rahat bir şekilde her şeye karar verirsiniz. Vites yükselteceğiniz zaman ayağınızı gazdan çekersiniz ve bakın şu anda vites yükseltiyorum. Herhangi bir sarsıntı olmuyor. Bunların hepsini kendiniz istediğiniz gibi yaparsınız. Çok daha rahat kullanılır. Keşke kulakçıklar olsaydı mesela. Kulakçıklar oldu tabii. Manuel kullanımda daha rahat oluyor. Sonuçta otomatikleştirilmiş şanzımanların klasik durumu bu. Yakıt tasarrufunu istiyorsanız bu şanzımanların sağladığı, buna katlanmanız gerekiyor aslında. Durum tam olarak böyle. Bunun dışında kavramasına biraz dikkat etmeniz lazım. Yokuşlarda dur kalk yaparken mesela biraz öndekiyle mesafenizi bırakmanız lazım. Trafikte yapıyorsanız bunu, çok dik rampalarda aracı park etmemeniz lazım. Orada kalkış yapamayabilir. Böyle şeylere de bakmanız gerekiyor. Her otomatikleştirilmiş manuel şanzımanda olduğu gibi çift kavramalarda buna dahil. Buradan sürüşün diğer bölümlerini de hemen anlatayım. Tabii öyle çok konfor odaklı bir otomobil değil. Mesela motor sesini çok rahat iç mekanından duyuyorsunuz. Diğer sesler konusunda da öyle çok iyi yalıtılmış bir otomobil değil. Bu nedenle mesela uzun yola çıkmak için seçebileceğiniz en iyi otomobilde değildir. Evet, katlanılamaz durumda değil.
ama biraz daha yorucu olur diğer otomobillere göre, diğer modellere göre. Bir küçük sınıf üyesine göre bile belirgin bir şekilde daha yorucu olacaktır bu otomobille uzun yola gitmek. Performans vesairesi tabii o da ayrı bir konu. Mesela bu konuda i10 önemli bir şekilde ayrılır Picanto'dan. Son nesil i10 uzun yola gitmeye daha uygun bir otomobildir. Daha şehir hayatından çıkmaya da uygun. İki yönlü bir otomobil gibi kullanılabilir. Nesil değişiminde Picanto da bunu elde edecektir kuvvetle muhtemel. Bunu sağlayan hem biraz daha iyi izolasyonun olması hem de süspansiyon sisteminin biraz daha elden geçirilmesi. Picanto'nun süspansiyon sistemi biraz kuru hissettirir. Çok fazla öyle darbe sönümleme başarısı yoktur. Dar bir araç sonuç itibariyle. Dar ve yüksek dikey yapılaşmaya sahip bir araçtan bahsediyoruz burada. Bu nedenle de tabii takla atmasın vesaire olmasın ya da çok riskli şeyler olmasın diye hafif sert ayarlanmış bir süspansiyon sistemiyle birlikte geliyor. Konfor konusunda öyle çok da fazla rezervi yok bu süspansiyon sisteminde. Tahmin edersiniz ki direksiyonu güzel ayarlanmış mesela. Ne otoyolda ne şehir içerisinde sizi yormaz. Park manevralarını çok rahat yaparsınız zaten. Otomobili park etmek oldukça kolay. Tahmin edersiniz herhalde küçük olduğu için. Her yerini çok rahat bir şekilde görüyorsunuz. Aynaları kendi için bir numara büyükmüş gibi sanki. O açıdan da pek bir sıkıntısı yok. Yol tutuş konusunda da eksiği yok. Dar aks aralıklı bir araç sonuç itibariyle ama ESP sayesinde bunun çok fazla negatif yönünü görmüyorsunuz. Burnuna yeterince sadık. Yapabileceklerini en iyi şekilde yapıyor yani. Kendi limitleri içerisinde size gayet güzel karşılıklar veren bir otomobilden bahsediyoruz burada. Sanırım i10'un aslında karşılaştırma kısmını da geçtim. Sonuçta elektronik yardımcı farklılıkları var. Bazı donanımlarda farklılıkları var. Tarz farklılıkları var. Bir de sürüşte böyle farklılıkları var aslında bakarsanız. İki otomobilin. Durumlar böyle. Picanto ile ilgili olarak. Sonuca bağlayacak olursak. Öyle bir bütçeniz varsa eğer. Evin ikinci otomobili olarak çok uygun olabilir mesela. Şehir içerisinde bayağı bir stresinizi alır. Park yeri bulmak konusunda vesaire konusunda pratik kullanımıyla çok rahat olacaktır. Ve şehir içerisinde bu saydığım, eksi olarak saydığım şeylerin neredeyse hiçbiri gözünüze batmaz. Yine yaşarsınız ama çoğu gözünüze batmaz. Şanzımanla barışık olursanız sizi yakıt tüketimiyle ödüllendirir. Tek otomobil olarak satın alacaksanız, çok sık uzun yola çıkmıyorsanız, yılda bir kere uzun yola çıkıyorsanız da bence katlanırsınız buna. Ya da başka bir otomobil kiralayarak belki de bunun eksikliğini de giderebilirsiniz. Böyle kabullenmek gerekiyor yani bu küçük şehir otomobilini. Durumlar böyle. O zaman sanırım benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.